Migros'un sunduğu analiz masasından herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra tekrardan karşınızdayım. Bugün Ankara Gücü Fenerbahçe mücadelesini taktik tahtası üzerinde konuşuyor olacağız ama öncesinde hemen duyurumuzu yapalım. Bildiğiniz üzere yeni sponsorumuz Migros Mobil uygulamaları, markaları bu vesileyle sponsorumuz Migros'a da teşekkürlerimizi iletelim. Migros Hemen, Migros Sanal Market ve Migros Yemek uygulamalarını ilerleyen programlarda da sizin için olan avantajlarından mutlaka bahsediyor olacağız diyelim ve programımıza geçelim. Fenerbahçe pazartesi günü Ankara deplasmanına gidiyor. Ankara gücü karşısında. Ankara gücü ligin en erken antrenör sirkülasyonuna uğrayan takımlarından bir tanesi Ömer Erdoğan yönetimindeki 6. maçına çıkıyor olacak. Bunun önceki 5 maçta 2 galibiyet 3 mağlubiyet alan bir takım oldu Ankara gücü. Ama Ömer Erdoğan yönetiminde işlerin biraz daha toparlandığını söylesek muhtemelen yanılmış olmayız. Fenerbahçe tarafında da Larnaka mücadelesinin ardından artık yoğun fikstürün yavaş yavaş son kısmına doğru geliyoruz. Ama şöyle hafta içi bir Avrupa maçı olmayacak. Fenerbahçe yeniden bir bir haftalık ara veriyor olacak. Bu yüzden pazartesi günkü mücadele bizleri nelerin beklediğini benim de merak ettiğim yanları tabii ki var. Taktik tahtası üzerinde hemen değerlendirmelere başlayalım. Karagümrük mücadelesi açıkçası bence bundan sonra Süper Lig'deki ekiplerin Fenerbahçe'ye karşı neler yapabileceğini biraz daha gösteren bir mücadele oldu. Orayı şöyle detaylandırmak gerekirse Fenerbahçe'nin son dönemde üçlü formasyonu biraz da Luan Perez'in etkisiyle daha zor maçlarda kullandı. Örneğin Ren mücadelesi, Beşiktaş mücadelesi gibi maçlarda kullandı. Fakat onun dışında güç farkının biraz daha ortadan kalktığı ve Fenerbahçe'nin rakibine ağır bastığı mücadelelerde de dörtlüye döndüğünü gördüğümüz anlar oldu. Fenerbahçe dörtlü oynadığında üçlüye nazaran arkadan bir oyuncusu eksildiğinden dolayı geriden oyun kurumunu merkez oyuncularından bir tanesini geriye çekerek sağlayabiliyor ve bu da genelde İsmail Yüksek oluyor. Fenerbahçe tempoyu bence bu anlamda biraz daha rahat elde ettiğini söyleyebilirim ve bu ileride kalabalık olmasının bence en önemli avantajlarından bir tanesi oluyor. Ömer Erdoğan'ın da hafta içi bir açıklaması oldu. George Jesus en kalabalık şekilde ön alan presi yapan ve yine en kalabalık şekilde hücum yapmayı seven bir antrenör ama burada Fenerbahçe'nin belirli zaafları oluyor. Biz de hücum planlarıyla beraber bunu olabildiğince kullanmaya çalışacağız gibi bir açıklaması oldu. Nasıl zaafları olabiliyor Fenerbahçe'de? Önce ondan başlayıp sonra Fenerbahçe'nin Ankara gücünü karşısında neler yapabileceğini değerlendirebiliriz. Fenerbahçe baskı hattını ön alanda kurduğu zaman Fenerbahçe'yi şöyle değerlendirirsek genelde Joao Pedro özelinde kullanabiliriz Ener Valencia, İrfancan Kahveci tercihler burada değişebilir. Atilla Salay ve stoper hattının bile neredeyse ön alana kadar çıktığı bir senaryo bizleri karşılıyor burada. Karagümrük ne yaptı? Burada merkezde oynayan oyuncusunu savunma hattına biraz daha yaklaştırarak onunla eşleşen İsmail Yüksek'i kendi üstüne çekerek merkezde boş alanlar yarattı. Ve Borine biraz daha sahte dokuz oynayarak bu sefer eşleşirse Gustavo Yenike, eşleşirse Atilla Salay'ın onların alanından biraz daha çekerek Karagümrük özellikle bek ve stoper arasındaki alanlarda belirli boşluklar buldu ve bu yüzden Kuasi'nin orayı çok fazla değerlendirdiği anlarda gördük ki Borini maçın en önemli oyuncularından bir tanesiydi. Fenerbahçe savunmasının dengesini dağıtan isimlerinde başında geliyordu. Borini dışında bu merkezdeki boşlukları da Jimmy Durmaz'ın özellikle o aralara girerek hatlar arasını çok iyi değerlendirerek kara gümlüğün tek toplarla çok rahat bir şekilde çıktığı anları da biz mutlaka gördük. Burada önemli olan şey Fenerbahçe'nin çift merkezle oynarken bir oyuncunun ön alan baskısında gittiğinde arkadaki alanları stoperlerin çıkarak ne kadar kapatabildiğiyle direkt bağlantılı. Fenerbahçe o mesafeyi ne kadar kısa tutarsa rakipler için hakikaten inanılmaz boğucu bir takım performansı serklemeye başlıyor. Ama olası geç kalışlarda, olası takım arkadaşının boşalttığı alanları dolduramayan oyuncular olduğu zaman da işte o zaman rakipler Fenerbahçe'yi gerçekten geride çok eksik yakalayarak hızlı kanat oyuncularıyla beraber çıktığı anları görebiliyoruz. Bu hafta Fenerbahçe için bence merkezde bir avantaj bir de dezavantaj var. O da şöyle eğer Taylan Antalya'lı oynarsa Taylan'ın Galatasaray kariyerinde baskı yediği anlarda topu kullanma konusunda belirli zaaflar yaşadığını düzenli olarak görüyorduk. Bu yüzden bence Jesus'un planlarından bir tanesinin de Taylan eğer oynarsa ki hafta içi şüpheli olduğundan bahsediliyordu ama eğer Taylan oynarsa Fenerbahçe'nin baskısını direkt Taylan üzerinde yoğunlaştıracağını söylemekte fayda var. Ve bu yüzden Fenerbahçe burada kaptığı toplarla beraber ki bunu her maçta bir şekilde ön alanda kaptığı toplarla nasıl etkili hücum ettiğini biliyoruz. Burada artı bir avantajı olduğunu da söyleyebiliriz. Ama bir diğer nokta Taylan'ın merkezdeki partneri Tolga Ciğerci. Tolga Ciğerci de Başakşehir'de Emre Belezoğlu'nun oyununda toplu oyununda gerçekten çok önemli bir yer eden ve savunma önünden topları çıkarma rolünü çok iyi bir şekilde gerçekleştiren oyuncuların başında geliyordu geçen yıl. Ve Ankara gücünün de şu an en çok asist yapan oyuncusu ve toplu oyunda takımın en çok rahatlatan oyuncuların başında geliyor olması da burada kesinlikle üzerine basa basa söylememiz gereken bir şey. İşte az önce söylediğimiz Karagümrük'ün Fenerbahçe presini deldiği ve rahat çıkabildiği senaryolarda hep topu iyi kullanan merkez oyuncularını o boş alanlarda buluşturduğunu söylüyoruz. Tolga Ciğerci burada Fenerbahçe mücadelesinde o rolü edinebilir. E, Aliso ve Borini kadar sahte 9 iyi oynayabilir mi? Burada belirli şüphelerim var. Bu yüzden Fenerbahçe'nin stoper attığının bu maçta o kadar zorlanacağını düşünmüyorum. Fakat bir diğer noktada Emre Kılınç'ın saf bir hızlı, çizgiyi kullanan kanıt oyuncusundan ziyade yine merkezde konumlanmayı seven ve o topla çıkışlarda sorumluluk almayı seven bir oyuncu olması da ana faktörlerden biri olacak bence Ankara gücü için. Yani Ömer Erdoğan kullanmak istediği zaaf noktalarını muhtemelen Tolga Ciğerci ve Emre Kılınç'ın merkeze boş alanlara kat ederek Fenerbahçe'yi zayıf yakalamayı planlayacaktır. Fenerbahçe cephesinde de işlerin tamamen Ankara gücü savunma hattına yapılacak sert preslerle beraber direkt skora gitmek amaçlı olduğunu söyleyebiliriz. Yalnız Fenerbahçe'nin son dönemde benim dikkatimi çeken bir diğer noktası da topu sezon başına göre ayağında biraz daha fazla tutup gerçekten topa daha iyi hükmeden bir takım olmaya doğru evrilmesi oldu. Burada merkez oyuncularının topu çok kaliteli bir şekilde kullanmaya başlamasıyla direkt bağlantılı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Willian sakatlığı sakatlığıyla beraber merkezde oynayan oyuncular daha çok uzun top denemekten ziyade topu ayağında tutmayı seven ve olabildiğince tempoyu topla beraber korumayı amaçlayan oyuncular. İsmail Yüksek ve Crespo'dan bahsediyoruz burada. Fenerbahçe uzun topu çaprazlar atan uzun topları daha az kullanmaya başladığında ayağında çok daha iyi bir şekilde topu döndüren ve rakip savunmanın dengesini bozan bir takım haline büründü. Genelde ön hatta kullan kullanılan oyuncu tercihleri Fenerbahçe'nin hücumlarında belirleyici oluyor ki son dönemde Batu Şahay'da gol atıyor, Joao Pedro'da gol atıyor, Valencia'da gol atıyor. Fenerbahçe burada kimi kullanırsa kullansın skora direkt etki ettiği anlar oluyor. Yalnız İsmail Yüksek ve Crespo'nun da ciddi bir yorgunluk anında olduğunu, yorgunluk döneminde olduğunu söyleyebiliriz. Zaten Fenerbahçe merkez oyuncuları çok fazla efor kullanan oyuncular oluyor ve Arao'nun sakatlığıyla Mert Hakan'ın sakatlığıyla orada bir rotasyon problemi de ister istemez devreye giriyor ki son maçta Crespo'yu dinlendirerek İsmail Yüksek ve Lincoln biz merkezde izledik. Crespo da sonradan girdi. Oyuna yine sonradan dahil olan oyunculara baktığımız zaman Fenerbahçe hücum hattında da belirli bir dinlendirme rotasyonuna gittiğini söyleyebiliriz ve bu hafta Michi Batshuayi ve Ener Valencia'yı ön ikili olarak görmek herhalde sürpriz olmayacaktır. İrfancan Kahveci de Fenerbahçe'deki ilk 11'deki yerine tekrardan alacağı bir maç olabilir. Salah'ı dinlendiremeyeceğinden bahsetmiştik. Çünkü Luan Perez'in sakatlığı hala devam ediyor ama değerli editörlerimizin verdiği bilgiye göre belki bir ihtimal maç kadrosunda olma ihtimali de var Luan Perez'in. Serdar Aziz'in de sakatlık sonrası yavaş yavaş denkleme girdiğini görüyoruz. Açıkçası stoperde bir yerli kullanmak ön alandaki yabancı sayısını Fenerbahçe'nin elinde biraz daha rahatlatacaktır ve belki bazı maçlarda Osay ve Alioski'yi beraber kullanacağı senaryoları da yaratabilir Fenerbahçe. Ki Osay da sonradan giren oyunculardan bir tanesiydi. Son dönemde Ferdi'nin sabekte biraz daha tercih edildiğini görüyoruz. Ama Osay da her zaman savunma performansıyla ve özellikle Larnaka mücadele mücadelesine sonradan girdikten sonra çok etkili bir performans gösterdi. Bu yüzden karşısında oynayacak oyuncu her zaman dripling tehdidi yaratabilecek bir oyuncu ki İrfancan Can Kahveci gibi içe kat eden bir oyuncu olduğunda o Sain'in çizgiyi kullandığı anlar, Ferdi'nin kullandığı anlar Fenerbahçe'nin hücumlarında belirleyici noktalardan biri olabiliyor. Ben bu maçın kırılma anlarını, kırılma taktiklerini kesinlikle Fenerbahçe'nin Taylan üzerindeki pres yoğunluğunu ne kadar iyi yönetebileceği ve olası merkez oyuncularının rakip kaleye yaklaştığında iki stoperinin o mesafesinde ne kadar kısaltabileceği direkt olarak bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Ve yine Ankara gücü cephesinde ise Tolga'nın ve merkeze girmeyi seven Emre Kılıncı'nın Fenerbahçe baskısını ne kadar geçebileceğiyle direkt bağlantılı bir maç olduğunu düşünüyorum. Bu maçı kesinlikle Taylan üzerinden okuduğumu söyleyebilirim Fenerbahçe tarafında. Bu yüzden Fenerbahçe'nin baskı kalitesi tabii ki yorgunluğu da tırnak içerisinde belirterek çünkü Karagümrük maçında bunu çok net gördük. Yorgunluk ne kadar az seyrederse maçta Fenerbahçe'nin Ankara gücü karşısında o kadar avantajlı olduğunu düşünüyorum. İzlediğiniz için çok çok teşekkürler. Analiz masasının bu bölümünde sonuna geldik. Bir sonraki programlarda görüşmek üzere Sports Digital YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.